Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Zümer Suresi 6-9. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada tefekkürü bir takım meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاهِدَ Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Adem'den yarattı. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Sonra ondan da zevcini, eşini meydana getirdi. Ve enzele lekum minel en'am femaniyete ezvaç ve sizin için 8 adet en'amdan, davarlardan indirdi. Burada önce insanın yaratılışı, ilk insan Hazreti Adem'in yaratılışı, bütün insanlığın menşei tek bir zat, Hazreti Adem. O Adem baba ve insanlığın atası durumunda. Şu anda dünyada gördüğümüz çok farklı renkler, farklı ırklar hepsi Hazreti Adem'e dayanıyor. Bu açıdan baktığımızda insanlık alemi birbiriyle kardeştir, birbiriyle akrabadır. Ve bütün insanlar peygamber torunlarıdır. Ve Allah-u Teala ona mukabil Havva'yı yaratıyor. Ta ki eş olsun ve nesilleri devam etsin. Ve bu ikisinin beraberliğinden evlatları, derken torunları, derken günümüze kadar devam ediyor. Kıyamete kadar da onların torunları devam edecek. Var olmak, yaratılmak en güzel nimetlerden. Allah-u Teala biz insanlara özel ikramlarda da bulunmuş. Ve bu özel ikramlarından birisi, Femaniyete ezveç diye bu ayette anlatılan koyun, keçi, sığır, deve. Erkekli dişili olarak bunlar hesap edildiğinde 8 adet yapıyor. 8 adet şeklinde bunların insanlara verilmesi. Ve bu ayette en'am şeklinde ifade edilmiş. En'am nimetten gelir. Yani bunların her şeyleri nimettir. Yani koyun, keçi, sığır, ülkemizde bunlar daha meşhur. Deveyi de az çok belgesellerden biliyoruz, resimlerinden biliyoruz. Ve az çok bu konuda da bilgimiz var. Bunlar tamamen Allah-u Teala'nın biz insanlara birer nimeti. Mesela yılan da nimettir. Ekolojik denge açısından baktığımızda yılanın da şu dünyada yaptığı bir takım görevler vardır. Domuz da en azından sanat olarak o da bir sanat değeri vardır. Ekolojik dengede onun da görevleri vardır. Bu açıdan insanla onun da bir şekilde alakası var. Ama özellikle bu dört hayvan, koyun, keçi, sığır ve deve, bunlar tümüyle insan için nimet. Tamamen bize göre dizayn edilmiş, tamamen bizim menfaatimize göre tanzim edilmiş. Ve ayette bu enzele ifadesiyle bildiriliyor. Yani indirdi. Allah nasıl ki gökten kitap indiriyor, Allah gökten yağmur indiriyor. Gökten indirdiği kitap rahmettir. Gökten indirdiği yağmur rahmettir. Aynı şekilde bunlar da tümüyle bir rahmettir. Enzele indirdi manası bu yönüyle düşünülebilir. Bir de ikram etti manası da buna verilebiliyor. Nüzul kelimesi, misafire ilk ikram edilen şeye verilen isim. Bu açıdan bakıldığında bu kelime böyle bir manayı da ifade eder. Yahlugukum fi butun ummahatikum. Allah analarınızın karnında sizi yaratıyor. Halgan min ba'di halgin, bir yaratılıştan başka bir yaratılışa. Yani önce ana rahmine insan tek bir hücre olarak düşüyor. Orada büyüyor ve çoğalıyor. Neticede 9 ay 10 gün geçtikten sonra bir bebek olarak dünyaya geliyor. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا Allah sizi tavırdan tavura yarattı. Veya nutfe, alaka, mudga gibi bu merhaleler başka ayetlerde anlatılmaktadır. Ve bunlar insanın ana rahmindeki evrelerini, yaratılış evrelerini gösteriyor. Bu gerçekten çok harika bir durum. Biz şu anda yeni dünyaya gelenleri görmesek, bir zamanlar anne karnında olduğumuzu herhalde hayal bile edemezdik. Çünkü o günler hatırladığımız günler değil.
Normalde insanlar 4 yaşına kadar olan ki günlerini pek hatırlamazlar. Ama böyle bir dönemden de insan geçti ve bu bir kudret harikası. Allah-u Teala bir tek hücreyi insan haline getiriyor, ona ruh veriyor, ona hisler veriyor ve onu en güzel bir surette dünyaya gönderiyor. Fî zulümâtin felâs, üç karanlık içinde yarattım. Yani ana rahminde insanın üç karanlık içinde olması, işte ana karnı bir karanlık, rahim bir başka karanlık ve bebeğin içinde bulunduğu amniyon kesesi bir başka karanlık olarak düşünülebilir. Bununla beraber tıp uzmanları belki kendi ıstılahlarıyla ayet-i kerimeyi daha iyi ifade edebilirler, daha iyi anlatabilirler. Bununla alakalı bir takım makaleler yayınlandı. Üç karanlıktan murat, işte ana rahminde üç koruyucu zar içinde bebek büyütülüyor. Bunların Latince isimleri var. O şekilde anlatıldığı da oluyor. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ İşte bu sizin Rabbinizdir. Sizi terbiye eden Allah bunları yapmaktadır. Ve mülk O'nundur. Şöyle bir düşünecek olursak, mesela ülkemizde 70 milyon insan, 70 milyon insanın 35 milyonu erkek, 35 milyonu kadın. Belli ki bu bir kader programı. Ülkemizde böyle olduğu gibi genelde de başka ülkelerde birbirine yakın oranlardadır. Bazı yerlerde kadın oranı biraz daha fazla olabilmekle beraber genelde çok daha aşırı birer uç şeklinde değildir. Bu tamamen bir kader programı. Anne babanın iradesine bırakılmış bir şey değil. Anne babanın keyfine bırakılsa şu andaki oranlar bu şekilde olmaz. Çok değişik oranlar karşımıza çıkabilir. İşte Allah-u Teala mülkün sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf ediyor ve dilediğine kız, dilediğine erkek veriyor. Veya dilediğine hiç vermiyor veya dilediğine de kızlı erkekli bir şekilde vermekte. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Fe enna tusrafun, böyleyken nasıl da çevriliyorsunuz? Ondan başka ilah yokken nasıl da bazı batıl mabutların peşinden gidebiliyorsunuz? İn tekfuru, eğer siz inkar edecek olursanız veya küfran-ı nimette bulunup nankörlük yapacak olursanız, fe innallâhe ganiyyun anküm, Allah sizden ganidir. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Sizin imanınıza, sizin şükrünüze de muhtaç değildir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ Ama Allah kulları için küfre razı değildir. Burada ince bir nokta var. Yani Allah'ın rızası dışında şu alemde bir şey meydana gelebiliyor mu? Allah'ın iradesi dışında bir şey meydana gelmez ama rızası dışında meydana geliyor. Şu manada Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Ve imtihanın olabilmesi için de insanlarda irade olması lazım. Allah-u Teala imtihan etmeyi murad etmiş. Ta ki insanlar kendi iradeleriyle imanı veya küfrü tercih etsinler. Bir kimse imanı tercih ettiğinde faydası o insanın kendinedir. Bir başkası küfrü tercih ettiğinde zararı kendisinedir. Ama Allah-u Teala insanların küfrüne razı değildir. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ O kullarının küfrüne razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Ama şükrederseniz sizin için razı olur. Yani siz şükür yolunu tercih eder, Allah'ın nimetlerini tanır, itiraf eder, şükrederseniz Allah sizin bu halinize, sizin namınıza razı olur. Yani biz şükretmekle Allah'a bir fayda vermiş olamayız. Küfretmekle zarar vermiş olamadığımız gibi şükretmekle de ona bir faydamız olmaz. Ama Allah bizlerin şükür halinde olmasından tabir yerindeyse memnun olur. O halimize razı olur. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yani burada da herkes kendi yaptığı amelden mesul
ve herkes kendi yaptığı amelle karşı karşıya. İnsanlar dünyaya gönderildiğinde faydayı zararı bilmez bir şekilde gönderiliyor. 15 yaşına kadar veya genel ifadeyle buluğ dönemine kadar faydayı zararı az çok öğrenme imkanı oluyor. Artık buluğ döneminden itibaren iş ciddileşiyor. Ve böylece insanların imtihanı başlıyor. Ve insanlar bir kısmı imanı tercih ediyor, ibadeti tercih ediyor. Bir kısmı küfrü ve isyanı tercih ediyor. Bu durumda mesela anne baba evladıyla normalde elbette ilgilenir. Ama neticede evlat hayırlı bir evlat olmazsa bunun vebali evladın doğrudan kendine aittir. Anne baba kendilerine düşen görevi yapıp yapmadıkları hususunda sorulur. Ama yaptıktan sonra evlatlarının yapmış olduğu günahtan onlar sorumlu değildir. Ve burada suçun şahsiliği, yani herkes kendi yaptığıyla ceza görecek, kendi yaptığının karşılığını elde edecek. Bu mana ayette ifade ediliyor. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِئُكُمْ Sonra merciiniz, dönüşünüz Allah'adır, Rabbinizedir. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O, yapmış olduğunuz şeyleri birer birer tek tek size haber verir. Yani dönüşümüz Allah'a ve Allah'ın huzuruna hesap için götürüldüğümüzde O neler yaptığımızı tek tek bize haber verecek. Aslında bizde de birer hafıza kaydı bulunmakta. Neler yaptığımızı biz de az çok biliyoruz. Ama insan nisyandan alındığından nisyana da müptela, unutabiliyor. Öyle ki dün ne yediğini unutabiliyor. Diğer aleme gittiği zaman da belki pek çok günahlarını hatırlamayacak. Evet, insan unutacak ama Allah-u Teala unutmaktan münezzeh, zaten kayıtlarda da var. Ve o şekilde insanın yaptıkları tek tek karşısına çıkacak. İnnehu alimun bi zati sudur. Şüphesiz o kalplerde olanları, sadırlarda, göğüslerde olanları bilendir. Yani Allah-u Teala insanların aşikar amellerini gördüğü, bildiği gibi gizli olanları da, kalbinden geçenleri, sinelerde gizli olanları da Allah-u Teala bilir. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ دُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِمْ İnsana bir zarar dokunduğunda Allah'a yönelerek ona dua eder. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُمْ Sonra Allah kendisinden bir nimet o kimseye verdiğinde نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ Daha önceden yapmış olduğu duayı o insan unutur. Yani daha evvelinde aman ya Rabbi demişti ve Allah'a yönelmişti. Ama genişlik kendisine verildiğinde, böyle imkanları arttığında, eski sıkıntılı günler geride kaldığında genelde insan o günleri unutur. Allah'a yaptığı duaları, verdiği sözleri unutur. Ve ceale lillahi endâde ve Allah için bir takım şerikler, benzerler, ortaklar koşmaya başlar. Bu şu manada da düşünülebilir. Yani illa işte bir takım varlıkları ilah kabul etmek anlamında değil de Allah'a ait olan yetkileri onlarda görmek, hatta kendinde görmek. Bu gibi şeyler düşünülebilir. Mesela Karun kendisine o kadar servet verilmiş, Allah verdi diyemiyor. İnnemâ utitu alâ ilmin indiyim. Ben bunları bendeki ilimle elde ettim diyor. Ve ben demek suretiyle kendini Allah'a şerik yapıyor. Ve diyelim bir insan sıkıntıdaydı, sıkıntılı halinde Allah'a iltica etti, tazarruda bulundu, yalvardı, yakardı, gün geldi o durumdan kurtuldu. O geniş imkanlara kavuştuğunda bir de bakarsın ki o insan bunu kendi gayretinin bir neticesi görür. Ben yaptım, ben ettim, ben yaparım, ben kendime yeterim gibi. Veya bazı şahıslar buna sebebiyet vermişse, falanca olmasaydı ben kurtulamazdım gibi. Bu manada Allah'tan gelen nimeti sebeplere taksim eder.
Ve bunu yaparken de liyudillan sebili, Allah'ın yolundan saptırmış olur. Allah'ın yolundan saptırmak için bu gibi şeyler yapar. Kul temettâ bi küfrike galile, ey peygamber, sen bu gibi olanlara de ki küfrünle bir miktar oyalan. Yani bir miktar kendi keyfince küfür içerisinde yaşa bakalım. İnneke min ashabin nar, şüphesiz sen ashab-ı nardansın. Yani cehenneme gönderilecek olanlardan birisisin. Şu dünya hayatında kafir olan bir kimsenin gurur içerisinde, kibir içerisinde yaşaması, kendini bir şey zannetmesi ve kendine göre böyle galibiyet havalarına falan girmesi, bunlar gelip geçici şeyler. Rüyadaki saltanat gibi. Bir insan rüyasında dünyanın tek başına sultanı olabilir. Ama gerçekte kendi evinin bile doğru dürüst idarecisi değildir. Kendi evini bile tam idare edememektedir. Bu kimsenin rüyadayken kendini sultan görmesi sadece bir avuntudur tabiri caizse. Onun gibi küfür ehli olan insanların şu dünya hayatında görünüşte galip görülmeleri, muvaffak görülmeleri bir istidraçtır ve azıcık bir faydalanmaktır ve rüyadaki saltanat gibi gelip geçici bir durumdur. Emmen huve ganitun ana el-leyli saciden ve gaimen yahterul ahira ve yercu rahmete rabbi. Yani böyle olan bir kimse, küfür ehli olan bir kimse Allah'a ibadet eden kimseyle aynı mıdır? Ganitun, o Allah'a ibadet etmekte. Ana el-leyli, gece geceleri Allah'a ibadet etmekte. Saciden ve gaimen, secdede ve ayakta Rabbine ibadet etmekte. Yahzerul ahirete, ahiretten de sakınıyor. Ve yercu rahmete Rabbi, ve rahmetinin Rabbinin rahmetini de ümit ediyor. Bu şekilde olan bir kimse elbette küfür ehli olan bir kimse gibi değildir. Ve insanlar kendi hür iradeleriyle imanı veya küfrü tercih ediyor. Küfür yolunda daha çok bir takım terkler var. Yani emirleri yerine getirmemek var. Ama iman yolunda ise insanın bizzat yaptığı güzel fiiller var. O güzel fiiller iradeyi kullanmak, hatta biraz da iradeyi zorlamakla alakalı şeylerdir. İşte gece yarısında kalkıp ibadet etmekle doğrudan mükellef değiliz. Ama mümkün olsa gece yarısında kalksak, iki rekat namaz kılsak, ellerimizi kaldırıp Allah-u Teala'ya dua etsek, insanlar için dua etsek, bu gerçekten daha böyle ciddi bir irade isteyen bir şey. Geceleri eğlenen bir kimseyle, geceleri bu manada ihya eden bir kimse elbette bir değildir. Kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Ey peygamber, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu da gerçekten Allah yolunda olan kimselerin ehli ilim olduğu, diğerlerinin ise tamamen cahil olduğunu ortaya koyan bir ifade. Ve genel anlamda da düşündüğümüzde elbette bilenlerle bilmeyenler bir değildir. Bilen kimse üstündür. Cehalet bir karanlıktır, ilim ise bir aydınlıktır. İlimle meşgul olan kimse kendini aydınlatmaktadır. Ama küfür, dalalet, cehalet, bu gibi şeyler her birisi birer karanlıktır. İnkar karanlıkları, küfür karanlıkları, şüphe karanlıkları gibi bu tarzda pek çok karanlıklar bulunmaktadır. Ayet-i Kerime'nin ben bir başka cihetine de dikkat çekmekte fayda görüyorum. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu derken, bilenlerin daha üstün olduğu anlaşılıyor, bu doğru. Ama bu arada bilenlerin sorumluluğu da daha fazladır. İlim sahibi olmak gerçekten güzel bir nimettir. Ama bunun getirmiş olduğu bir takım yükümlülükler de bulunmaktadır. Ve alim olan birisi, cahil olan birisinin yaptığını yapacak olursa, o cahile nispetle sorumluluğu ve vebali çok daha fazla bulunmaktadır. İnnemâ yetezekkerû ulul elbâb. Ancak ulul elbâb olanlar, yani akıl sahibi olanlar bunları
tezekkür eder. Yani normalde herkese akıl verilmiş ama herkes ulul elbab olamaz. Herkes aklını akıllıca kullanamaz. Aklını iyi kullananlar bu manaları anlar, bu manaları tezekkür eder. Cenab-ı Hak bizi ehli ilim olan ve ilmine göre amel yapan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.